Var bir şey yapacak. Burada bir depremle ilgili söyleşi olacaktı. Ona bağlı olarak 19'unda burada açacaktık. Ama o söyleşi ileri bir tarihe ertelenince biz kendi derneğimizle, derneğimizin galerisinde bu sergiyi açmıştık. Ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi ile görüşerek bugün aynı sergiyi burada açmayı kararlaştırdık ve bu sergiyi gerçekleştirdik. Depremi unutmamak için, depremin acılarını resmetmek ve geleceğe kalması için çalışmak sanatçı arkadaşlarımız için büyük bir iyilikti, güzellikti, ileriye kalması için ve bütün bu çalışmalarda düşünceyi ortaya atan, aynı zamanda bu serginin gerçekleşmesinde emeği olan İlkan arkadaşımızı ben hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum ve daha sonra katılan arkadaşlarımıza, tablolarıyla katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir daha böyle acılar görmeyelim diye düşünüyoruz. Ama oluyor efendim, şu anda İliç var, Erzincan'daki 9 can toprak altında, orada daha kurtarılmayı bekliyor. Kurtarılmayı değil, artık bulunacak bedenleri, o çalışmalar yapılıyor. Oluyor Türkiye'de bunlar. Ola ki ileride bu acılar yaşanmayacak. Depremi yaşamadan önce böylesine bir projeyi ortaya atmamın nedeni ise 2011 yılında ben kendim de Van depremini yaşadım. Orada kayıplarım olsun. 6 Şubat kayıplarımı daha çok pekiştirdi, daha çok kayıp yapmama neden oldu. Bu bende toplumsal bir bilincin artık uyanması gerektiğine kanaat getirdim kendimce. Onun dışında zaten Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı Sayın Cahit Hocamız yaptığımız bir projeyi destekledi. Ansan liderliğinde bu projeyi biz hayata geçirmeye karar verdik. Amacımız aslında bir sergiden daha çok böyle toplumsal bir bilinç verme mesajı vermek. Zaten sizin de görmüş olduğunuz gibi her disiplinden sanatçı da var. O yüzden biz, çünkü konuşamıyorum gerçekten, normalde takır takır konuşurum ama söz konusu böyle bir tema olunca gerçekten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Deprem orada genci yaşlısı mevkiye bakmadan orada herkesi öldürdü. Veya bunun politik kısımlarına asla girmeyeceğim. Zaten çalışmaları asarken altlarına isimleri yazmadık. Çünkü orada gömülen insanlarımızın da çoğusunun ismi yoktu. Sadece numaralarla gömüldü. Burada da biz bu çalışmayı yaparken öncelikle fikirlerimizin desteklenmesinde emeği geçen herkese birer birer teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye Manavgat'ta konaklayan 80 bin depremzede ailenin çocuklarına depremden sonra yapılan bir projeydi. Benim yaptığım bir projeye arkadaşlarım sağ olsunlar destek oldular. 15 gün boyunca otellere gittik. Depremden sonra oralardaki konaklayan çocuklarla resimler yaptık. Bu resimler tamamen özgün, içlerinden geldiği gibi yapılan resimlerdi. Bu resimler ve 20 tane kendi tablomla Manavgat'ta bir sergi açtım ben geçen sene. Aynı sergiyi bu depremin yıl dönümünde duyarlılık sağlamak adına Ankara'da açmak istedim. 2 ay boyunca değişik girişimlerim oldu ama kısmet burası oldu ve güzel oldu. Şu anda buradayım. Bu yönden önümü açtıkları için teşekkür ediyorum. Ne yapalım?
Bir tane daha.